Şimdi bir Müslüman Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e tabi olmak ve onu hayatının her alanında rehber olarak kabul etmekle yükümlüdür. Binaenaleyh, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yapmışsa biz de onu yapmaya, neyi yapmamışsa biz de onlardan uzak durmaya gayret etmek durumundayız. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in yaptığı şeyleri hayatında olan sahabe-i kiram efendilerimiz aynen taklit etmişlerdir. Ondan sonra ondan gelen rivayetlerin bir subutu açısından bir de delaleti açısından değerlendirildiğini görüyoruz ve bunların etrafında teknik bir mesele olarak farz, vacip ve sünnet diye taksimatın yapıldığını gözlemliyoruz. Binaenaleyh bir Müslüman için aksi bir durum söz konusu olmadığı sürece Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den gelen ibadet hayatını aynen tatbik etmeye çalışmak esastır, asıldır. Fakat bunların içerisinde farz olanları mutlak surette yapmak, vacip olanları mutlak surette yapmak durumundadır. Sünnet olanlar ise yani alimlerimizin Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bunu zaman zaman yaptı, zaman zaman yapmadı, yapılmasını tavsiye etti. Ama kendisi de her daim yapmadı, arada bir terk ettiği de oldu diye not düştükleri ibadetleri sünnet olarak değerlendiririz, elimizden geldiği kadar bunları yapmaya gayret ederiz bir Müslüman ben Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünnetlerini takip edeceğim bundan sonra duyduğum her sünneti yapacağım diye kendisine telkin verir kendisine bu yönde e, elbette niyet oluşturma çabası söz konusu olur fakat bunlar adak yerine geçmezler bu tür ifadelerle bina adak olacak olan şey e, şu işi Allah için yapmaya söz verdim türünden bir ifadeyle gerçekleşir. Yoksa bir Müslüman hayatının her alanında Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnetine tabi olmayı esas bir ilke olarak benimser böyle de olmak durumundadır. Ama zaman zaman Efendim, e, nefsimize yenik düştüğümüz, zaman zaman bir takım engellemeler karşısında aciz kaldığımız olabilir. Bunları da e, kendimizi bir günahkar atmosferine koymamız da doğru olmaz. Din sürdürülebilir ve her gün gelişen bir periyotta uygulanmalıdır bir dönem çok sıkı bir şekilde yaşanan, sonra terk edilen, dönem dönem hatırlanan bir değer haline getirilmemelidir. İnsan yavaş ama sürekli, az ama devamlı sürdürülebilir bir gelişmenin içerisine kendisini koymalı, böyle programlamalıdır. Bunu yaparken de çok iddialı sözlerle değil, Allah'a tevekkül ederek dinin hiçbir noktasını basit görmeksizin elinden gelen gayretleri teşebbüse dönüştürmek durumundadır insan. Böyle yaparsa hem maddeten hem manen huzur içerisinde olur. Cenab-ı Allah az ibadetimize ihlasla büyük sevaplar lütfeder. Mesele ibadeti kemmiyet olarak çoğaltmak değil, keyfiyet olarak, nicelik olarak, nitelik olarak e, meselesinde niteliğin bir kıvam kazanması önemlidir. Kaliteli ibadet yapmak önemlidir. İhlaslı olmak önemlidir. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, o kaliteye vurgu yapmak üzere ashabımın verdiği yarım hurma yarım dirhem yüz binlerce dirhemi geçmiştir buyurmaktadır. Yani ihlasla verilen yarım dirhem, bir dirhem yüz bin dirhemi geçebilmektedir. Önemli olan nicelik değil, niteliktir. Kemmiyet değil, keyfiyettir. Dolayısıyla bir Müslüman da ibadetinde Allah rızasını gözetmeli ve sürdürülebilir Sürekli uygulanabilir bir tarzı benimsemelidir.